Merhabalar, ismim Aysel, soy ismim Bora. 19 Mayıs 1998 doğumluyum. Eskişehir'de yaşıyorum. Yaklaşık 4 yıldır hayvan hakları savuncusuyum. 2018 yılında kurucu başkanlığını yaptığım Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu'nun şu an proje koordinatörüyüm ve bu bağlamda sosyal sorumluluk projeleri geliştirip yürütüyoruz. Zamanımın büyük bir kısmını buna ayırıyorum. Kalan zamanımda ise seyahat etmek ve müzik dinlemekten hoşlanıyorum. Grafik alanındaki eğitim hayatım 2017 yılında Ege Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde başladı. Buradan mezun olduktan sonra eğitimi devam ettirmeye karar verdim. 2019 yılında DGS ile Anadolu Üniversitesi'ne grafik bölümüne geçiş yaptım. 2019 yılında Ege Üniversitesi'ne bağlı sürekli eğitim merkezinde staj yapıp deneyim kazanma imkanı buldum. İncir Waffle için yapmış olduğum logo tasarımını görüyorsunuz. İncir Waffle kültürünü inceledikten sonra ortaya böyle dinamik bir kurum kimliği çıktı. Birbirini tekrar eden görsellerin kullanımı İncir Waffle'la bütünleşti. Fatizm, insanlar ve sokak hayvanlarının huzurlu bir şekilde bir arada yaşamasını hedefleyen sosyal girişimcilik projesi. Belediyeler ve hayvanseverler arasında köprü görevi üstlenen bu sosyal girişimcilik hareketinin temelinde yatan asıl amaç, hayvanlara yapılan bilinçsiz müdahalelerin önüne geçmek. Okulumuzda her yıl düzenlenen bahar buluşmalarının 7.'si için yapmış olduğum tasarım. Bir resim paletinin çıkış noktası belirleyerek bu çerçevede projemi tamamladım. Şiir bence anlatımın çok saf ve temiz bir yolu. Ben de Cemal Süreyya'nın fotoğraf şiirini olabildiğince sade bir üslupla kitap haline getirdim. Bauhaus'un en önemli isimlerinden birisi Tischold. Ben de dergi tasarımında Jan Tischold'un tasarım anlayışını ilham kaynağı olarak onun hayatını ve tasarım üslubunu anlattım. Çağımızın hala kanayan yarası cinsiyet eşitsizliği. Bu konuya da en çok hayvan haklarının olduğu kadar duyarlıyım. Özgür doğup bir şekilde zincirler altında yaşamamızı hepimizin bildiği bu satranç oyununun kurallarını biraz bozup biraz değiştirerek insanlara anlatmak istedim. Bu tasarımımda Rus konstruktivizmine ve tasarım ruhunu kendi tarzımda buluşturarak konstruktivizm üzerine bir serginin seri afiş tasarımını yaptım. Özellikle Kore mutfağını seven birisi olarak Türkiye'de düzenlenen Kore Yemek Günleri etkinliğinin afişi çok severek çalıştığım bir iş oldu. Moga filminin tanıtım afişi. Tipografik düzenlemeler ve küçük dokunuşlarla yeni çıkacak bir filmi bu şekilde tanıttım. Serifleri abartılarak yuvarlanılan ve ince bir font kendisi. Benim ilk font tasarımım. O yüzden portfolyomda bu işe de yer vermek istedim. Hepimizin aşina olduğu bu bir pipo değildir işine. Farklı bir perspektifle bakarak aslında gördüklerimizin bir eşya veya bir yiyecek değil de bir canlı olduğunu hatırlatmak istedim bu işimde. Eskişehir'i benim gözümde Eskişehir yapan şeyleri bir araya getirecek bir sticker seti oluşturdum. Kronotrop bir kahve markası. Etiyopya ve Kolombiya kahvelerinin ambalajlarını tasarlarken kendi illüstratif dilimi hepimizin çok sevdiği o kahve kokusuna gönderme yapacak şekilde kullandım. Bu işimde ise ufak bir nokta yakalamak istedim. Ürün içeriğinin temiz olması ve aşina olunan bir tat olması. Bunu direkt ürünü direkt göstererek yakaladım. Staj yaptığım esnada 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir sosyal medya postu tasarladım. Ve son olarak pandeminin bana getirdiklerini, evimde sınırlandırmak zorunda kaldığım yeni yaşamımı gösterdiğim 15 sayfalık bir kitap yaptım. Ben bu kitabımda sadece kendimi anlattım ama aslında birçoğumuza da aynı tuttuğu bir iş oldu. O yüzden kendisini ayrı seviyorum. Benim göstereceğim işlerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar. Hem ruhen hem de bedenen sınandığımız bu zor zamanlarda herkese sağlık ve mutluluk diliyorum. Dışarı özgürce çıkıp sosyalleştiğimiz, sevdiklerimiz ile vakit geçirdiğimiz günlerin hasretiyle doluyuz. O güzel günlerin en kısa zamanda gelmesini temenni ediyor, sunumuma geçiyorum. Ben Tuğçe, 23 Mayıs 1996 tarihinde Ankara'da doğdum. Resim yeteneğimi ilkokul öğretmenim keşfetti. Yeteneğimin yanı sıra tasarım yapmayı da çok seviyordum.
O yüzden lisede grafik tasarım bölümünde okumak istedim. Yaptığım işi sevdiğim için üniversitede bölümüme devam ettim. Kırıkkale Üniversitesi'nde 2 yıllık eğitimin sonunda bölüm birincisi olarak mezun oldum. Lisans eğitimini tamamlamak için DGS sınavına girdim ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünü kazandım. Hobi olarak başladığım, sonra benimseyip iş haline getirdiğim bir markam var. Markamın adı Minimela Mutfak. YouTube'da her hafta minyatür yemek şovları yapıyorum. İlerleyen haftalarımda markamı sizlere tanıtacağım için çok heyecanlıyım. Renkli, yeniliğe açık, tasarlamayı seven, gündemi takip eden, öğrenmeye açık biriyim. Aldığım eğitimler her zaman grafik tasarım üzerine oldu. Şu an Anadolu Üniversitesi'nde eğitimime devam etmekteyim. Bu dönemin sonunda istediğim gibi lisans eğitimimi tamamlayıp mezun olacağım. Buraya yazmadığım daha birçok etkinliğe katıldım ve katılmaya devam ediyorum. Çünkü kendimi geliştirmeyi seviyorum. Bu sayfada kullandığım programlar, bildiğim diller, hobilerim, sertifika ve deneyimlerim yer almakta. Şimdi sıra hafta sunumlarımda. Tipografinin değerini anladığım, bir kelimeyi, nesneyi ya da herhangi bir şeyi sayfalarca yazı yazmak yerine sadece doğru font ile nasıl anlatabileceğimi bana gösteren bu çalışmayla başlıyorum. Kırılgan kavramını sözlü olarak anlatmadan uygun bir font seçerek gösterdim. Alaska ülkesinin 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşama olayını en uygun font ile göstermeye çalıştım. Son olarak da kavram kompozisyon düzenlemesi yaptım. Jaco Lisalo, Angry Birds oyununun tasarımcısıdır. Oyunun tasarımcısını anlatmak için Angry Birds fontunu kullandım ve gerekli düzenlemeler yaptım. Günlük hayatımızda tasarlanmamış birçok ilan, rastgele yapıştırılmış uyarı yazıları ve bilgilendirmek için dağıtılan düz yazılar var. Bunlardan birkaçını ele aldım ve tasarım diline uygun hale getirdim. Bu çalışmamda hayatımızda yer edinmiş, yaptıkları işlerle iz bırakmış kişilerin tipografik düzenleme ile portrelerini oluşturdum. Bakmak ve görmek farklı şeylerdir. Harfler ve rakamlar günlük hayatımızın bir parçası. Biz onlarla iç içeyiz. Ben de bunu kanıtlayan bir çalışma hazırladım. Türkiye'deki ilk şarap konseptli Şamlıca şaraplarının ambalaj ve logo tasarımını yaptım. Kırklareli'nin Istıranca Dağları eteğinde bulunan 14 farklı üzüm bağından elde edilen lezzet ve her yıl üzüm verimine göre farklı şaraplar üreten Şamlıca ailesine özel tasarım yapmak, ağızda bırakan nefis tadını görselleştirmek istedim. Burada aslan, fil, koala, köpek balığı, maymun ve papağanı günlük hayatta temsil eden piktogramlar tasarladım. Bu çalışmayı belli bir grid sistemine oturtup ölçülü bir oranda oluşturdum. Bu paftamda nesli tükenen kuşlar için özel tasarladığım İskambil oyun kartlarını görüyorsunuz. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bazı kuş türlerinin anı fotoğraflarını Polaroid fotoğraf makine konseptiyle ölümsüzleştirdim. Kupa, maça, karo, sinek sembollerini kuş kanatlarından ilham alarak tasarladım. Burada da iskambil kartlarının kutu ile kompozisyonunu görmektesiniz. Doğum günü insanın en özel günlerinden biridir. Bunu düşünerek yeğenlerime özel dijital portrelerini çizdim. Bir başka dijital portre çalışmam. Bu da diğer portre çalışmalarımdan bir tanesi. İlginç bulduğum ve sevdiğim bir hikayenin sayfa resimlemesini yaptım. Hansel ve Gretel hikayesinden en beğendiğim bölümü aldım ve onu vektörel çizimli tasarladım.
Burada da grafik tasarımcının çok yönlü olduğunu ve birkaç işi aynı anda yapabilme potansiyeline sahip olduğunu gösterdim. Karaca markasının ürün reklamını yapmak amacıyla tasarladığım posterler var karşınızda. İnsanlara bu ürünlerle yemek yaparken eğlenebilirsiniz mesajını aktarma amacım vardı bunları yaparken. Kek kalıbı, tencere ve tavayı en iyi şekilde anlatmak için origami sanatına başvurdum. Posterde kullandığım nesneleri tamamen kartondan katlayarak ürettim. Özellikle burada görmüş olduğunuz kek kalıbını tamamen kendim tasarladım. Tasarımı bana ait. Bu da ikinci poster. Yemek tenceresini tanıttım. Üçüncü posterde ise granit tavayı tanıttım ve serimi bu şekilde bitirmiş oldum. Ve benim için portfolyonun en özel kısmına geldik. Minimele mutfak. Üzerinde 2 yıl uğraştığım bir minyatür mutfağım var. Mutfağımda %100 gerçek yemekler ve tatlılar pişiriyorum. Boyutları alışılmışın dışında çok minik. Ama minik olmasına rağmen tatları normal boyutlarına göre çok daha güzel oluyor. Bu minyatür mutfağı neden kurdum? Onu anlatmak istiyorum kısaca. Minyatür eşyalara çok fazla ilgim var ve yemek yapmayı gerçekten çok seviyorum. Benim için büyük bir tutku. Bu ikisini birleştirdim ve ortaya böyle güzel bir fikir, böyle güzel bir minyatür mutfak çıkmış oldu. En eğlenceli yolla insanları farklı yemek tarifleri vererek görsel açıdan beslemek ve eğlendirmek en büyük amaçlarımdan bir tanesi. Nasıl müzik ruhun gıdasıysa, benim minyatür yemek videolarım da insan ruhu ve zihninin gıdası niteliğinde olduğuna inanıyorum. Mutfağımı kurarken zorlu aşamalardan geçtim. Yani hiç bilmediğim halde elime bir kıl testere aldım. Tahtadan bu küçük parçaları keserek minyatür mutfak eşyaları yapmaya başladım. Burada da birkaç tane yapım aşamasını göstermek istedim. Yapabildiğim eşyaları yaptım. Yapamadıklarımı da farklı yerlerden araştırarak satın aldım ve hala araştırıyorum. Hala satın alıp mutfağımı yenilemeye devam ediyorum. Diğer markalardan en büyük farkı mutfağımın taşınabilir özellikte olması. Bütün eşyaları bu görmüş olduğunuz vintage bavulun içine koyup istediğim yere gidebiliyorum. Gittiğim yerde de çekimlerime kaldığım yerden rahatlıkla devam edebiliyorum. İsim seçerken minyatür mutfağı çağrıştıran, akılda kalıcı ve duyulduğunda kulağa tatlı gelmesine çok önem verdim. Farklı birçok seçenek denedim. En son karamele kelimesini kullanmak istedim. Oradan mela fiilini aldım ve mini kelimesiyle birleştirdim. Ortaya da hala kullanmakta olduğum Minimela ismi çıkmış oldu. Logomun ilk halini yaklaşık bir sene kullandım. Daha sonra tekrar tasarlamaya karar verdim. Tekrar ele aldım logomu. Hardal rengi ve mor ile oluşturduğum logomu da hala kullanmaktayım güncel logo olarak. Bu yapmış olduğum en sonki logo kendi içinde sistemli ve ölçülü. Aşağıda da renk kodlarını görüyorsunuz. Bugüne kadar tam 86 bölüm yayınladım. Ekstra atölye videoları yayınladım, fragmanlar yayınladım. Şu an yayınladığım birkaç yemekten örnekler paylaşıyorum sizinle. Daha bir sürü fotoğraf vardı. Bunlar sadece birkaçı. Hiç yapamamış yemeklerin yanı sıra yöresel yemekler, sokak lezzetleri, popüler tatlılar gibi birçok farklı lezzet deniyorum. Denemeye çalışıyorum. Hala bir arayış içindeyim, bir araştırma içindeyim. Bu da YouTube kanalımın genel profili.
minyatür mutfağımı portfolyodan ayrı düşünemezdim tabii ki. Çünkü bu benim değişmez bir parçam. Ben de o yüzden portfolyo kutu ve paftalarımın büyük çoğunluğunu minimale mutfağa ayırdım. Deri kaplamasından menteşe takmasına kadar her şeyini kendim yaptım ve bayağı uğraştım diyebilirim. Kutu iki farklı bölmeden oluşuyor. Üst bölümde paftalarım var. Alt bölümde ise pop-up'la oluşturduğum mutfağımın maketi yer alıyor. Ben portfolyo dersiniz ve bütün derslerde parayla satın alınamayacak kadar gerçekten değerli bilgiler öğrendim. Fikret Hocam başta olmak üzere bütün hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Merhabalar, selam. Ben Nelin. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Öğrencilik döneminde Polonya'da değişim öğrencisi olarak bulundum. Bir yaz Alaaddin Edwards'te staj yaptım ve freelance projelerde yer aldım. Buna ek olarak akıcı seviyede İngilizce ve temel düzeyde Fransızca konuşabiliyorum. Kullanabildiğim programlar bu şekilde. Çalışmalarıma geçebilirim. Pedigree Amerikalı bir köpek maması üreticisidir. Öğrenci projesi kapsamında kurumsal kimliğini, anketli kağıt, zarf, kartvizit, broşür ve ambalaj tasarımları olmak üzere yeniledim. Bir başka projede Kronotrop Kolombiya ve Etiyopya kahvesi ambalajları tasarladım. Tasarımlarda yerel üreticilerin özelliklerinden faydalanırken renk paleti seçiminde ise ülke bayraklarından faydalandım. Bardas Çiftliği Ege'de üretim yapan bir markadır ve onlar için zeytinyağı ve mandalina kolonyası ambalajı tasarladım. Bir başka projede ise somon plato ve dana pirzola için ambalaj tasarımları yaptım. Ebrar Karakurt Akademi, Nike'ın imkanı olmayan kız çocuklarını voleybola tanıştırmak ve desteklemek için kurulmuştur. Instagram'da kullanılabilmesi adına sticker tasarımları yaptım. Pandemide gerçekleştirilecek olan 40. İstanbul Film Festivali için konsept ve arayüz tasarımı yaptım. Bu konseptte sinema salonu koltukları ile pandemide sıklıkla zaman geçirilen ev koltuğu görselini birleştirdim. İnsanların sinema salonlarına davet edilmesindense festivalin evlere misafir olacağı fikrini müsaitseniz akşama sizdeyiz sloganıyla destekledim. Yönetmen, senarist, oyuncularla online röportajlar gerçekleştirileceğini kurguladım ve sitede buna yer verirken koltuk görselinden faydalanmaya sürdürdüm. Yine aynı şekilde Instagram filtresi ve çekilişler düzenledim. Sitenin birçok alanına koltuk görselini taşıdım. Bireysel ve çoklu giriş seçenekleri sundum. Yine online röportajlarda yönetmenle soru cevap yapabilme seçeneği sundum ve bunların hepsini dükkandaki ürünlere de taşıdım. ABC of Visual Communication Design, görsel iletişim tasarımı temellerini çocuksu bir dille yetişkinlere anlatmayı amaçlar. 26 harf içeren kitabın sadece 5 harfini şu an sizlere sunuyorum. Şu an göreceğiniz 3 poster sırayla alışılmadık tatil posterleri amacıyla tasarlandı. Marcel, sentez, zıtlıklar, doğu ve batının kombinasyonu gibi ilhamlarla üretim yapan bir lokum markasıdır. İçeriğinde isot biberi, haşhaş, karabiber gibi alışılmadık lezzetler içerir. Lokumun bu modern yorumu için hem geleneksel hem modern key visual'lar tasarladım. ...405 yüz kavramından yola çıkışla tasarlanmış pop-up forma yakın yazısız bir kitaptır. Nesli tükenen hayvanlar için yaptığım afiş serisinde hayvanları bulundukları habitat içerisinde başkalaştırarak sunmayı tercih ettim. Bir başka afiş serisinde ise birbirinden farklı üç kavramı grafik bir dille anlatmak istedim. Sürdür projesi, ulaşım sektörünün çevrede yarattığı zararları göstermek adına Instagram üzerinden paylaşım yapmış bir projedir.
Buna ek olarak bir mobil arayüz tasarladım ve uygulama içerisinde çevreye en az zarar verecek şekilde ulaşım rotaları elde edilebilmesini, araç paylaşımı ve teslimat noktası seçenekleri sundum. Aynı şekilde bunları aracınıza yapıştırarak kullanabilir ve farkındalığı arttırabilirsiniz. Benim için hobiden daha fazlası olduğunu bildiğim için fotoğraflarımla sunumumu bitirmek istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese selamlar. Ben Kadir. Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümü'nün son sınıf öğrencilerindenim. Kendim bildiğim bileli sanat ve tasarım dünyasına karşı ilgim vardır. Portfolyomda grafik tasarım ve illüstrasyon ağırlıklı çalışmalarım yer almaktadır. Boş zamanlarımda her ne kadar pandemi sebebiyle bazen aksatsam da kort tenis ve mobil fotoğrafçılıkla uğraşırım. Çalışmalarımdan ilk projem Bold Fountain için bir ambalaj tasarımı. Ve yine bir başka ambalaj tasarımı projem MasterChef. İllüstrasyon ile epey yakından ilgileniyorum. Geleneksel olarak tasarladığım Realm adlı bu seriyi sulu boyayla gerçekleştirdim. Ayrıca kitap illüstrasyonları da yapıyorum. George Orwell'ın 1984 kitabının bir bölümünü tasvir eden çalışmam. Hikayeleri illüstre etmek bu alanın en sevdiğim yönlerinden. Technological Peasant adlı çalışmamda postapokaliptik bir dünyada geçen ufak bir öyküyü illüstre ettim. Cyberhuman adlı çalışmam, cyber bir insanı konu alan bir karakter tasarımıdır. İllüstrasyonlarımı kullandığım alanlar epey çeşitli. Kartpostallar ise bunlardan biri. Dream serisini kartpostallar için tasarladım. Altıncı Uluslararası Troya Festivali konu alan afiş çalışmalarım. İllüstrasyonu başka bir alan olan tipografiyle harmanladığım Wanderlust projem. Turistik bir çalışma olan Wanderlust'ı her bir harfi bambaşka bir şehri temsil edecek şekilde tasarladım. Sonrasında ise bazı ikonikleşmiş şehirler için seri mantığında illüstrasyonlar ürettim. Bu çalışmamda ise Hurt Bingo isimli gazino markası için maskot ve mobil reklam tasarımı yaptım. Turkish Mythology, eski Türk uygarlıklarından tengirleri tasvir ettiğim bir karakter serisidir. Xpingo Bilgi Sistem firması için tasarladığım Satış Balığın Ağzında isimli illüstrasyon serisi. Epey uzun bir seri olan bu çalışma, her bir karesinde farklı bir konuyu ele alan bir illüstrasyon serisidir. Sunumumun sonuna geldik. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda Ankara'da. Merhaba, ben Damla Akman. 1999 yılında Ankara'da doğdum. İlkokul ve lise eğitimimi Ankara'da tamamladım. 2021 yılında lisans eğitimimi Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümünde tamamladım. Birkaç marka için illüstrasyon çalışmaları yaptım. Kişiye özel illüstrasyon çalışmaları da yapıyorum. Tasarım iç çamaşırı markası olan Crepe Yeha için ürünlerini kullanarak yaptığım İllüstrasyon çalışması. A Silver Empty Zion'un deneysel rock albümü He Has Left Us kapağı için çizdiğim illüstrasyon çalışmam. Evke Dirks için çizdiğim kişiye özel illüstrasyon çalışması.
Six Dimension Shop kıyafet markası için markanın sahibi olan kişilere kendi ürünleriyle çizdiğim illüstrasyon işi. Dollskill kıyafet markası için markanın kendi ürünlerini kullanarak çizdiğim illüstrasyon işi. Christian Loeffler'in Lease isimli elektronik müzik albümü için çizdiğim illüstrasyon kapak tasarımı. Kendi mağazam için çizdiğim çok amaçlı illüstrasyon çalışması. Blamed Youth markası ile tanınan fotoğrafçı Kayra Atasoy için fotoğraflarını kullanarak çizdiğim illüstrasyon çalışması. Unif Giyim markası için markanın kendi kıyafet ve takılarını kullanarak çizdiğim illüstrasyon çalışmam. Favori renk tonlarımı kullanarak kendi yaşantımı resmettiğim illüstrasyon kitabımın ilk 4 sayfası. Yine aynı illüstrasyon kitabının diğer sayfaları. Hanna Cevet takı markası için küpe ve yüzüklerini kullanarak çizdiğim illüstrasyon çalışmaları. Karibu için yapmış olduğum kurum kimliği tasarımları. Karibu kelimesi Kuzey Amerika rengi iyi anlamına geldiği için geyik figürünü tasarımlarıma eklemeye çalıştım. Tasarıma ve illüstrasyona önem veren bir marka olduğu için kağıt bardaklarında illüstrasyon işi kullanmaya karar verdim. Hisloti Forever isimli tekno albüm kapağı tasarımım. Hadone'nin How to Fake Success isimli tekno ve elektronik müzik albümü için tasarladığım albüm kapağı ve poster tasarımım. Under Black Helmet'in Impulsive Behavior isimli elektronik müzik albümü için tasarlamış olduğum poster ve albüm kapağı tasarımım. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Fatih. 98 Muğla doğumluyum. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 2021 mezunuyum. Devam etmekte olduğum açık öğretim programında web tasarım ve kodlama okumaktayım. Hobilerim yüzme, kamp ve Formula 1. Ambalaj tasarımları. Safbal organik süzme çam balı. Safbal markasına ait logo ve ambalaj tasarımı. Bu tasarımda klasik bal ambalajlarının dışına çıkarak balın renginden ve boşluktan yararlanarak ortaya çıkan küpsel formlarla tasarlanmıştır. MasterChef markasına ait logo ve ambalaj tasarımı. Kitap kapakları. Nazım Hikmet Ben Bir Ceviz Ağacıyım kitap kapağı tasarımı. Vurgu. Cem Karaca Vurgu adlı kitabın iç tasarımı ve kapak tasarımı. Bu kitapta Cem Karaca'nın söylediği şarkıların nakaratlarındaki vurguya göre tasarlanan bir kitaptır. Çocuk edebiyatında çocuk gerçekliği, yazarı Doçent Doktor Hatice Fırat olan Çocuk Edebiyatında Çocuk Gerçekliği adlı kitabın kapak tasarımı 2020 basımı olup günümüzde yayınlanmaktadır. Type Dog, Tobias Frijanus'un yarattığı yazı karakterleri hakkında konuşması için yapılan Type Dog afiş tasarımları öğrenci projesi adı altında gerçekleşmiştir. Konuşmanın ana konusu Gotham Font ailesi olan Gotham yazı karakteri üzerine tasarlanmıştır.
Jazz Night 30. Uluslararası İzmir Afiş Tasarımı. Logolar, Nested şirketinin düzenlediği logo yarışmasına tasarladığım logolar. Artnet, Artnet yazılım şirketine yapmış olduğum logo tasarımı. Detaylarla yaşıyoruz. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü web arayüz tasarımı. Detaylarla yaşıyoruz dememin sebebi, grafik tasarım bir iletiyi karşı tarafa en iyi doğru şekilde aktarmak olduğu için arayüz tasarımı her detayına kadar titizlikle tasarlanıp ismini buradan almıştır. Analiz tahmin. Analiz tahmin uygulamasının logosu ve arayüz tasarımları bana ait olup Ocak 2021'den beri kullanımdadır. Bağut Ambalaj Sanayi, Bağut markasının kurumsal kimliğini geniş ve kapsamlı örnek çalışmalarını göreceğiz şimdi. Bağut Ambalaj Sanayi Şirketi'nin bağut kelimesi anlamından çıkarak bağut, baklagillerin dış kabuğu anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkılarak tasarlanmıştır. Bahar Buluşmaları, Anadolu Grafik Bölümü 7. Anadolu Bahar Buluşmaları logo ve kurum kimliği tasarımı. 7 çizgi ve bir çemberden oluşan bu logo, her bir çizginin ve çemberin bir sanatçıyı temsil etmesi ve kesiştiği noktayı göstermektedir. Bu nokta ise 7. Anadolu Bahar Buluşmaları'dır. Afişi, davetiyesi ve flaması, masaüstü simlikleriyle beraber. Yapmış olduğum diğer işlerimi Binance hesabımdan bakabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İletişim bilgilerim ekranda göründüğü gibidir. İsterseniz istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Merhaba, ben Aylin Mutlu. Anadolu Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Eğitim hayatım boyunca tasarım alanında projeler gerçekleştirdim. 2019'da Erasmus değişim öğrencisi olarak Polonya'da bir dönem okudum. Bu süreç beni illüstrasyon ve baskı sanatlarına daha da itti diyebilirim. Şu anda özellikle illüstrasyon alanında serbest çalışıyorum. Bunun yanı sıra kişisel olarak ilgilendiğim bazı hobiler var. Geliştirmekte olduğum çeşitli alanlar var. Şimdi size çalışmalarımı göstermek istiyorum. Geçirdiğimiz karantina dönemleri hepimiz için zor bir süreçti eminim ki. Evimizde iyi veya kötü zamanlar geçirdik, geçiriyoruz da. Ben de geçtiğimiz yaz ev haline illüstrasyon serisi olarak derledim. Mektup hazırlamayı, tasarlamayı çok seviyorum gerçekten. Hayvanlar adlı kartpostal tasarımları yaptım bu şekilde. Böylece sevdiğim insanlara yaptığım illüstrasyonları daha özel bir hediyeyle vermiş oluyorum. İllüstrasyon tasarımı önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Ben de Sweet Chili adlı Kaykay serisinde illüstrasyonlarımın hoş olacağını düşündüm. Yine Cadılar Bayramı'na özel bir cadı envanteri tasarımı. Geçtiğimiz günlerde popüler olan Tavşan Ralph'ı hepiniz duymuşuzdur. Kozmetikten tutun temizlik ürünlerine kadar hayatımızda kullandığımız ürünler için hayvanlar vahşice katlediliyor gerçekten. Her bir kozmetik üründe milyonlarca gözyaşı sloganıyla üçlü afiş serisi oluşturarak bir farkındalık yaratmak istedim ben de. Bu serimin ikinci haftası. Aynı şekilde başka bir üçlü serimin konusu sigara. Günümüzde zararı herkes tarafından bilinmesine rağmen 1 milyar aşkın kişi tarafından kullanılıyor. Sigara deyip geçmeyeceğimiz bir konu aslında.
Çünkü toplumda kişiler kadar etkilenebiliyor. Burada 56. Troya Festival için yaptığım mansiyon ödülü almış bir afiş tasarımı. Yaz mevsimine geçtik. Ben de mevsime uygun olsun diye bu şekilde desenler tasarladım. Ve günlük hayatta nasıl uyarlanır bunu göstermeye çalıştım. Atlas EB adlı bir rock grubu için tasarladığım Parçalar 1 adlı albüm kapağı tasarımı. Bunun ikincisi de var ama hala yapıyorum. İllüstrasyonlarımı birçok alanda kullanmak isterim. İlk akla gelenlerden biri de tişörtlerdir aslında. Burada da üçlü bir tişört serisi tasarladım. Ambalaj tasarımı herkesin dikkat ettiği bir şey. Mesela kahve alırken birçok insan da dikkat eder eminim ki. Ben de illüstratif bir tatla Kronotrop kafe ambalajını tasarladım. Etiyopya ve Kolombiya olarak. İllüstrasyon resmetmekten çok bir duyguyu kavramı karşıya anlatmak için de kullanılır aslında. Ben de kişileri portreleriyle tanıttım. Gördüğünüz David Lynch illüstrasyonları. Yine üçlü bir seriden oluşuyor. Nick Cave illüstrasyonları serim yine. Renkleri ve çizgileri birbirinden ayırdım. Hepsinin farklı bir dili olmasını istedim. Son ikili serim olarak otoportre çalışmam. Umarım sizleri sıkmadan kendimi ve çalışmalarımı tanıtabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Mami, 98 doğumluyum ve İstanbul'da yaşıyorum. Güçlü illüstrasyon ve hareket becerilerine sahip motion grafik ve 3D sanatçısıyım. Lise döneminde KOF Animasyon Stüdyosu'nda bir yıl staj yaptım. Üniversite döneminde Anadolu Üniversitesi Medya Merkezi biriminde 3 yıl grafik designer olarak çalıştım. Yaz döneminde Under One Minute ekibinde 3D designer olarak staj yaptım. Bununla birlikte son bir senedir freelance olarak çeşitli projelerde görev almaktayım. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Peak Games ve Logo Yazılım gibi markalarla çalıştım. Logo Yazılım'ın marka filmiyle 3 ödül kazandım. 3 Kral Çocuk Kitabı projesi interaktif bir çocuk kitabı projesidir. KOF'ta staj yaparken Clean Up, Coloring, animasyon ve kısmen yöneticiliğini yaptığım bir proje. Benim animasyon disiplinini öğrendiğim ve animasyona ilk adım attığım bir projedir. Çok farklı ve renkli sayfalara sahip olması bana çok geniş bir hareket alanı sağladı. Böylelikle farklı deneyimler kazanmış oldum. Photo Club App çalıştığım ilk ticari proje. Bu projede 3D assetler ürettim ve filmin öne çıkan sahnelerinde kullanıldı. Playing Cards projesi 54 karttan sanat dönemlerinden ünlü sanatçılar ve ünlü sanat eserlerini barındıran piksel art tekniğiyle oluşturulan bir projedir. Summer House for One, Sadi Tekin ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sanatsal bir proje. Sadi Tekin'in çizmiş olduğu eskizi 3D olarak modelledim ve bu model Augmented Reality ile İzmir Alsancak Darağaç'ta sergilendi.
Kırmızı Başlıklı Kız. Hikayeden bir kesit alıp görselleştirdiğim bir proje. Kendimi geliştirmek için yapmış olduğum bazı loop animasyonlar. Logo yazılımın 36. yıl dönümü için yaptığım ve 3 ödül kazandığım film. Bu filmde yaptığım 3D sahneler filmin belirli ana sahnelerinde kullanıldı. Peak Games'in Toy Blast oyunu için yaptığımız tanıtım filmi, son dönemde yaptığım profesyonelliğe bir adım daha yaklaştığım proje, filmin tamamında çalıştım, modelleme, karakter animasyonu gibi görevler üstlendim ve projenin geliştirilmesinde büyük rol oynadım. Çalışmalarımın detaylarına web sitemden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla. Herkese merhaba. Ben Merve. 97 Trabzon doğumluyum. Şu an freelance olarak çalışmaktayım. İllüstratör olarak. Güzel Sanatlar Lisesi'nin ardından Anadolu Üniversitesi'nde grafik tasarım eğitimine başladım. Lisede illüstrasyona karşı oluşan ilgim üniversite yıllarımda da devam etti. Çizim tableti edinmem bu yolda bana bir araç oldu ve bu benim çizdiğim ilk dijital illüstrasyon. Çizim stilimin aslında temeli bu. Genelde hayatın içinden anları çizim stilimle bir araya getiriyorum. Renkleri kullanmayı ve kombinlemeyi de çok seviyorum. Pozitif ve eğlenceli şeyler çizmeye çalışıyorum genelde. Michael Jackson için yaptığım bir albüm kapağı, cover. Kaligrafi dersi için yaptığım, illüstrasyonla birleştirdiğim bir tipografik poster. 1,5 yıldır Kafka Okur'da çizer olarak çalışıyorum ve bu onlar için yaptığım ilk çizimdi. Sonrasında devamı geldi. Şapşallar kitap kapağı tasarımı. Bu da George C. Print firması için bebek kıyafetlerine uygulanacak patern tasarımı. Seri şeklinde. Mutlak bir çıkmaz yol kitap kapağı için. Var olan bir tasarımı uygulanmasını istediler. Yeni bir şey çizmedim o yüzden. Bu da bir sayfa tasarımım, sihirli fasulye için. Konu kitap için yaptığım George Orwell kapak, kitap kapakları serisi.
Geçen sene posterlendiğim sıfır atık konulu poster yarışması için yaptığım tasarım sergilenme ödülü almıştı. Bu da ambalaj tasarımı dersinde illüstrasyon stilimi ilk defa bu tarz bir şeye uyguladığım proje oldu. Tasarımımda illüstrasyon stiliminin aslında bu tarz işlerde çalıştığını görmüş oldum. Bu da proje dersi için tasarladığım tişört markam Leblebi. Kurumsalını ve tişörtlerini tasarlamıştım. Bu da başka bir proje dersi için yaptığım Dünya Kahveleri Via markası. Bunun da kurumsalını ve ambalajlarını tasarladım. Bunu Behance'da yayınlamanın ardından iki tane kahve ambalajı işi almıştım. Onlardan birincisi Cafe Fresco. İkincisi de bu Favorite Cafe için. Kahvenin tarladan çıkıp insanla etkileşim sürecini anlatıyor aslında. İlk iki paket tarlada, diğer ikisi de insanla etkileşim halinde olduğu hali. Bu da bu ay çıkan Kafanın Müzik sayısı için yaptığım kapak tasarımı. Bu da yakında bir sergi olacak, Hayali Konserler konsepti. Onun için çizdiğim illüstrasyon. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.